Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ablamın fikri olan bir video çekmeye karar verdik. Aslında hiç istemiyorum bu videoyu çekmek çünkü ekşili bir şeylerle alakalı. Ben ekşiyi hiç sevmiyorum. Biraz da takipçilerin için komik bir şeyler yaptım. Aynen, biraz komik bir şeyler olsun istedik. Şöyle ki, evet, gördüğünüz üzere böyle sakızlar var. Ablam bana kozmetik dünyasıyla ilgili birkaç soru soracak. Bildiğim zaman bana çikolata verecek. Evet. Bunu seviyorum tabii, bunu beğendim. Bu çikolatalardan verecek. Herkes biliyordur zaten, klasik Ülker. Bilemediğim zaman da bu kasemden mesela sakız çekeceğim. Bunları göstereyim. Bir sakız çekeceğim. Hepsi kötü değil bu sakızlar. Evet, mesela olanlar da var. Şurada demin gördüm, karpuzlu var mesela. Bu güzel olabilir. Yani şansın artık. Ama sonra da böyle şeyler var. Ketçap diyor mesela. Ketçaplı sakız. Bunun tadı bayağı iğrenç olabilir. Sonra çok ekşi olan, zaten ölümcül bir sakız. Zaten çektiğimde de gösterir. İnşallah bütün Ülker çikolatalarını toplarım. Hepsini bilirim. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Tamam. Başlıyorum. Birinci soru. İlk makyajı kim buldu? Yani ilk kanıtları ne zamandı? Tamam. Şıklar. A. Milattan önce 4000 yılında. B. Milattan önce 2686 yılında. C. 1789 yılında. D. Milattan önce 3102 yılında. Ekmeği yoksa pasta ye. O dönem arkadaşlar. Versay'ı işgal ettikleri dönem. Ben C şıkkı diyeceğim. 1789 muydu? Evet. Evet. 1789 Fransız. Emin misin? Mi? Son kararın mı? Bence değil ama evet, son kararım. C şıkkı. Yanlış. Yanlış mıydı? Yani o döneme aslında mantıklı yaklaştı. Ama ne yazık ki yanlış. Doğru cevap milattan önce 4000 yılındaydı. 4000 yılında milattan önce ne vardı? Sen şimdi Rönesans, Kleopatra dönemine falan hiç girmedin. Aa evet. Ah, Banu Akan yaktın beni. Tabii ki gözlerimi kapatıyorum. Sanırım. İğrenç bir şey çıktı arkadaşlar. Resmini göstereyim. Ya neden böyle bir sakız yapmışlar, ben gerçekten anlamadım. Ve extra sour yazıyor, yani ultra ekşi. Of, ekşi hiç sevmiyorum. Bu arada lütfen tırnaklarıma dikkat etmeyin arkadaşlar. Küçük bir kaza yaşadım. Ya bu ne? Siyah mı? Aa, siyah çıktı harbiden. Yüzleri şey çok... Yani bu gerçekten berbat. Zehirli duruyor. Acaba içi de mi? Isırsam içini mi göstersen? Çok sert diye düşünüyorum. Çok ekşi. Dışı da mı ekşi? Çok ekşi. Aa, dışının da ekşi olacağını tahmin etmiyordum. Çok sert, ısıramam. İçi iyi, içi sulu. Çok ekşi. Limon. Gerçekten limon. Ekşiliği gidiyor. İçinde çilek reçeli gibi bir şey var. Ya içi tatlı o zaman. İçi tatlı. Geçti. Ekşiliği çok fazla sürmedi arkadaşlar. İkinci sorumuz. Makyajı kim buldu? A. Fransızlar. B. Meksikalılar. C. Eski Mısırlılar. D. Araplar. Ben diyorum ki Kleopatra bulmuştur. O yüzden antik Mısırlılar mıydı? Eski Mısırlılar. C şıkkı eski Mısırlılar, son kararı mı? Son kararım. Hazır mısın? Evet. Doğru cevap. Çikolata. Doğru bildiniz. Buyurunuz efendim. Ülkerimi kaptık. Bu arada tarihim çok çok kuvvetli değil arkadaşlar. O yüzden lütfen dalga geçmezsek sevinirim. Ben de bu ara yanlış bir şey okursam özür dilerim. Soruları da yani... coğrafya falan mesela, o konularda iyiyim ama tarih pek ilgi alanıma girmiyor maalesef. Soruları internetten aldım. Belki bir iki tarih konusunda sıkıntı veya değişiklikler olabilir. Yani ben de internetin yalancısıyım.
Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. İlk rimelin içeriği nedir? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. A. Fil gübresi ve gül suyu. B. Timsah gübresi, bal ve su. C. Dana gübresi ve zeytinyağı. D. Su ve kömür. Of, şimdi beni kandırmak mı istiyorsun bilmiyorum ama bence su ve kömür. Ben kömür ve su demek istiyorum. Son kararım. Eminsin son kararın. Evet. Ben şıkı. Doğru değil bence ama evet. Ne yazık ki yanlış cevap. Neydi? Ya buna çok şaşırdım. Timsah gübresi, bal ve su. Ne? Bunu beraber karıştırıp sıkıştırıp niye timsah? Bir kabın içine basıyorlarmış. Neden olduğunu bulamadım ama tahminime göre eski zamanda timsah çok böyle pahalı, değerli bir hayvan olduğu için sanırım ondan dolayı. Burger gam. Karıştır karıştır, gözünü kapat. Oh. Aha, karpuz geldi. Bu ekşi mi? Yok değil galiba. Fizi diyor. Ay, içi, evet içi biraz. Çok sevmem onu da. Un gibi değildir umarım. Ama gerçekten karpuz gibi gözüküyor. Evet. Bunu ısırabilir miyim acaba? Yok, bu da serttir. Bunlar genellikle sert oluyor. Ya yok. Bana zaten aslında sakız yaşsak dişlerim kayıyor diye. Türkiye'de satılan herhangi bir karpuzlu sakızın aynısı. Hiçbir fark yok. Yani şansına iyi olan sakız denk geldi. Aynen. Tadı güzel. Evet, dördüncü soruma geçiyorum. Hazırsan. İlk ruj reklamını 1890 yılında hangi ülke yapmıştır? A. Fransa. B. Arabistan. C. İngiltere. D. Amerika. Açıkçası L'Oreal ve Maybelline ilk markalardan olduğu için ben Fransızlar demek istiyorum. Emin misin? Son kararın mı? Emin değilim ama son kararım Amerikalılar da olabilir. Hangisi? Fransızlar diyorum, son kararım. A. Fransızlar. Yanlış cevap. Amerikalı. Evet. Of ya. Hangi marka biliyoruz mu? Onu bulamadım. Çünkü çok yani ambalajı falan da böyle çok tuhaftı resimde. O yüzden üstüne marka falan yazmıyordu, yani bilmiyorum hangi marka. Ama Amerika'da yapılmış ilk ruj için reklam. O ne? Basketbol. Gerçekten şimdi içindeki hani karpuz benziyordu. Bakalım bu da gerçekten basketbol gibi mi? Ne yani, lastik tadı mı? Hayır, yani görünümü. Yine mi likvit? Görünümü. Hani ötek dışı karpuza benziyor ya. Bu cikle hangi dil? Cikle cikle ne? Bilmiyorum. Bubblegum diyor. Cikle yazıyorsun. Hangi dil bu ya? Cikle. Arapça mı cikle? Biliyorsanız aşağıya yorumlara bırakın. Ciklete biliyorum. İzmir'de de söylerler. Bu ne? Çok kötü. Hiç böyle beklemiyorum. Bu basketbol. Bu şey bozulmuş basketbol. Tarih geçmiş. Sıcaktan patlayıp erimiş. Bu Jordan'ın ilk maçından. Michael Jordan'ın ilk maçındaki basketbol. Bu daha çok kabağa benziyor. Bozulmuş. Evet. Hadi yat. İçi mavi yalnız. Mavi mi? Çok sert, ısırılmıyor. Düşü sırf şeker. Lastik değil. Lastik değil diyor. İçi lastik. Çok ağzında mor bir şeker. Lastik. Tabii çok kötü. Ne benziyor? Lastik. Ay, gözümden yaş geldi. Ah, yalnız çok gülüyorum. Yalnız burada tenisle beyzbol da var. Ona
Futbolda mı? Rüştü'nün ilk başındaki futbol. Ah, kahkaha tufan. Beşinci sorumuz. Milattan önce 3000 yılında icat edilen ojenin içeriği o dönem neden oluşmuştur? A. Kırmızı gül, jelatin ve yağ. B. Kömür, bal ve mum. C. Bal mumu, yumurta beyazı, jelatin ve sebze. D. Vişne, jelatin ve bal. Ben vişne demek istiyorum. Son şık, D şıkkı. D şıkkı, vişne, jelatin ve bal. Evet. Emin misin son kararın? Son kararın. Yanlış. Dırırırım. Yanlış cevap. Ney? Doğru cevap bal mumu, yumurta beyazı, jelatin ve sebzeymiş. İğren. Allah'ım. Sport ball, tenis topu. Bu da yine Fini markası cilet. Ama bunun görünümü benziyor bir tenis. Cilete çek, ciklet. Ama bu en azından tenis topuna benziyor. Evet, bunun görünümü gerçekten benziyor. Hoş yani, hitap etti. Bunun içi de mi acaba şey? Bu da halı tadında. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten tenis topu tadı var. Hiç yemedim. Nasıl bir tenis topu? Tadı nasıl? Böyle şey, o koku var ya hani mesela girersin ya o tenis kortuna. O yerin bir kokusu vardır. O tat var şu an ağzımda. Yemin ediyorum. Altıncı sorum. Kleopatra tırnaklarını hep bir renge boyarmış. Bu hangi renktir? A. Gül kurusu. B. Yeşil. C. Vişne rengi. D. Siyah. Siyah. Son karar. Son kararım. Emin misin? Eminim. Yanlış cevap. Ne? Ciddi misin? Ben hep siyah biliyorum bunu. Vişne rengi. Karıştır iyice, karıştır. Hadi hadi hadi. Ay, denk gelmedi. Ne o? Ya bu daha kötü. Amerikan futbol topu. O da hiç benzemiyor ona aslında. Beyaz olmaz ki. Bu da yine Fini, İspanya şeysi. Yani normalde Amerikan topu kahverengi. Maalesef Amerikan futbol oyuncusu tanımıyorum. O yüzden benzetme yapamayacağım. Şey, çilek reçeli. Çilek reçeli. Bunun tadı o kadar kötü değil. Bu ekşileşiyor. Normalde ekşisi gider. Bu tam tersi. Çıkar o zaman istersen. Ziyan olmasın biraz şimdi. Kötü olan şeyin. Olsun günah. Hadi. Bunu bulamayan çocuklar var ya. Ve videoda ilk defa bu kadar güldüm. Bir çocuğa verseydim bari sevinirdi. Zannetmiyorum, lastik gibiyse tadını ne sevinecek. Küfür ediyormuş çocuk arkamda. Evet, devam ediyorum. Yedinci soru. İlk oje firması kaç yılında kuruldu? A. 1870 yılında. B. 1932 yılında. C. 1950 yılında. D. 1900 yılında. Ben 1932 diyeceğim. Doğru cevap. Ah, şükür. Bildim. Çikolata. Baronuz. İki çikolatam oldu arkadaşlar. Ben hepsini yemeyeceğim. Zaten şu an midem almaz. Sekizinci sorumuza geçiyorum. Fransız moda tasarımcısı Gabriel Bonheur Coco Chanel'in Paris'te kurmuş olduğu moda evi kaç yılında kurulmuştur? İnşallah adını doğru okumuşumdur. A. 1909 ile 1910 yılı arasında. B. 1979 ile 1980 yılında. C. 1950 ile 1951 yılında. D. 1989 ile 1990 yılında. Ben C şıkkı diyeceğim. 1950-51. Son kararın emin misin? Yanlış oldun. Son kararın. Yanlış yap. 1909-1910 yılı. O kadar erken miymiş? Evet, ben de şaşırdım ama öyleymiş. Ya iki tanesini yiyeceğim bakalım. Bu ne? Meteor gibi.
Ay gerçekten iğrençmiş. Göster göster. Çok kötü. Hadi. Bir de üstünde ne yazıyor biliyor musun? Liquid lava. Korkuyorum. Dışı çok ekşi. Artık alıştı biliniyor çok ekşi. Yani ben... Isırdın mı? Plastik tadı var. Aa, çok ekşi. Bu forma benim hoşuma gitti. Limonu sanki... Ağzını sıkmışlar. Ay. Ay çok kötü. Videoyu beğendiyseniz ve güldüyseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da fikrinizi yazın. Böyle daha komik videolar istiyorsanız. Evet bu formatı beğendiyseniz aşağıya. Ben bayağı güldüm ama aynı zamanda midem delindi. Şu an midem gerçekten çok kötü. Benim böyle şeyler alıp kardeşime zulüm, eziyet, rezil etmemi istiyorsanız lütfen aşağıya bekliyorum emojilerinizi. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu saçma sapan sakızları denemeyin. Öpüyorum güle güle. Hoşça kalın.